Siz tabii daha iyi biliyorsunuz Yeniden Refah artık sizin. Yok ya, o tarafı. Sizin kadar biliyorum. Şöyle söyleyeyim, herhalde birazdan şu taklit sahte videoları, montaj videoları tabii, tabii, konuşacağız. Bu önemli. İstanbul yine önemli. Tabii. Şimdi bir defa mecazi anlamda bir kapatmadan bahsettim. Bizi izleyenler korkmasın. Hani belediyeleri siyasetin finansmanı alet çevirdiler. İş aş yeri gibi görülüyor. Dolayısıyla ben olsam kapatırdım. O bir söylenmiş söz bana ait. Yoksa tam tekelleşmenin ve efendim işte vesayetin makamı olmaları ve merkeze bağlanmaları değil. Yoksa mahalli idareler zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren olan yerler. Bir diğeri, hakikaten söylüyorum, siyaseti, milleti, memleketi tarikatlara, cemaatlere veya belli bazı insanların yararlarına sunacak, terk edecek değiliz. Yani bu Yeniden Refah Partisi üzerinden de konuşuluyor, AK Parti üzerinden de konuşuluyor, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden de konuşuluyor, konuşuluyor. Ama ben böyle bir ayrıştırmaya gitmeden tarikatlerin, cemaatlerin kendi yararlarının korunması, kollanması adına bu milletin, memleketin menfaatlerini o siyasi partilerin de bizlerin de asla terk edip bırakmaması lazım. Çünkü biz neyin ne olduğunu görüyoruz. Hangi mal varlıklarına hükmettiklerini ve kontrol ettiklerini görüyoruz. Dünün çok faydalı olanları bir anda silahlı terör örgütü oldu. Efendim alnı secdeye gidenler denildi. Sahip çıkıldı, öyle oldu. Şimdi bu olanlar dans sakınca gelmez. Böyle bir dünya yok. Bu ülkenin kuruluş felsefesi ve cumhuriyetin nitelikleri var. Bunların çerçevesinde düşünce açıklama hürriyetiyle eleştirilerinizi gündeme getirebilirsiniz ama öyle bir dünya yok. Yok hilafet de, saltanat da, oydu buydu. Bunların peşinden koşanlar boş işlerle uğraşıyorlar, söylüyorum. Bak Fransa'da da var, Almanya'da da var. Gittin Kralcı Parti Fransa'da %2-3 gibi orada ciddi oy alıyor. Bizde biraz daha fazla alıyor destekler nedeniyle ama öyle bir şey yok yani. Bu ülkede böyle bir tehdit, tehlike yok. Bizim onlar da bu ülkenin temellerinin sağlam olduğunu düşünüyorum ve öyle bir şeyin tehlikenin olmayacağını düşünüyorum. Şimdi Yeniden Refah Partisi'nden geldik ve işbirliklerinden bahsediyoruz. Yeniden Refah Partisi ile İstanbul Sözleşmesi'nde 6284 sayılı kanunda, aşı meselesinde, hayvanlara bakışlarında, onların sebeplerinde fikir ayrılıklarımız var. Hiç kimse birbiriyle dört dörtlük anlaşmıyor. Birbirine benzemezlerin de kiminin kimin cebinde olmadığının belli olmadığı bir sistemden geçtiğimizi de biliyorum. Ama Yeniden Refah Partisi'nde beni rahatlatan şu var. Bir defa muhafazakar, mütedeyyin kesim. O mütedeyyin kesim, muhafazakar kesim kendinden olanları dinliyor ama onun dışındakilerine kulak asmıyor ve vermiyor. Bunların en başında Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni dinlemiyor asla. Ve onun sözüyle de bir yere gitmiyor. Değiştirmiyor da. Ama geçmişte Has Parti örneğinde biz bunu yaşadık. Sayın Süleyman Soylu'nun Doğru Yol Partisi'nde de yaşadık. Bu tip tehlikeleri gördüğünde Cumhurbaşkanı'nın siyasi atakları oluyor. O işbirlikleri oluyor. İçine almalar oluyor. Çünkü kendisinden ve partisinden oy koparabilecek kitleler bunlar. Ve o kitlelere hitap eden siyasi partiler. Tabii Yeniden Refah Partisi CHP'den alacak değil yani. Yeniden Refah Partisi'nin ekonomiyi iyi bildiğini, denk bütçeyi, adil gelir dağılımını iyi bildiğini ve Sayın Fatih Erbakan'ın, Mehmet Altınöz'ün çıkıp anlattığında kendi kesimini, halkın, kitlelerin dinlediğini görüyorum. Ekonomi konusunda çok iyiler. Kesinlikle. Ama tabii bir ileri, iki geri o tip hareketleri maalesef o 30 maddelik mutabakatta da AK Parti ile gördük. Ama o mutabakattan hiçbirisi hemen hemen yerine gelmedi. Benim derdim şu. Şu anda görüşüyorlarmış duyduğumuza göre. Anlaşabilirler. Ne yapalım? Yani neticede bizim hedefimiz, amacımız, en azından kendi adıma söylüyorum, Sayın Kurum'a kaybettirmek, Sayın İmamoğlu'na kazandırmak değil. Benim öyle bir derdim yok. Ben daha önce bunun gerekçelerini açıkladım. Sosyal medyadan veya bazı paylaşım yapanlar bir sürü şey söylüyorlar. Yok İmamoğlu'na kazandırmak amacı da Cumhur İttifakı. Ya kardeşim o sizin. Gördüğüm kadarıyla o sizin, Abdülkadir Selvi'yle Cem Küçük söylüyor. O sizin kendi değerlendirmeleriniz. Ben okuyup görmedim. Duyduklarımı söylüyorum. Ne diyor? Ben şuradan, duymadınız mı? Kulağınıza gelmedi mi? Ya kulağıma gelenler işte böyle bir Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'ndan koparmak suretiyle İstanbul'da bağımsız girerse efendim işte AK Parti adayında oyunun bölünecek. Kardeşim bu ufak hesap bu. Ben bunun peşinde değilim. Ben şimdi hemen kısaca açıklayayım. Ama olsun da istiyorsunuz yani. Fena olmaz diyorsunuz. Yani ben Sayın İmamoğlu'nun tekrar kazanmasını isterim tabii ki. Ama bunun Yeniden Refah Partisi aman oradan ayrılsın da bölsün de kazan. O onun sonucu olabilir. Benim derdim o değil. Benim derdim şu. Şimdi bana soruyorlar. Ersan Hocam siz neden Yeniden Refah'la AK Parti'nin beraber olmasından rahatsızsınız?
İmamoğlu seçilsin diye yeniden Refah bölücülük mü yapsın? Bak yani eleştiri böyle. Bölücülüğünde ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Sadece Cumhur İttifakı'nın bölünmesi değil. Onların kafasındaki farklı bir bölücülük iddiası var. Tabii. Sürekli de bunu Sayın İmamoğlu ile ilgili gündeme getirdiler. Dosyalar açıldığı söylendi, davalar açıldığı söylendi. Kesinlikle öyle düşünmüyorum. Şimdi insanlar ülkede kutuplaştırıldıkları için böyle dar kalıp içinde değerlendirmelerde bulunuyorlar. Ben bunlara alıştım. Ben DEM Partisi'nin de tek başına seçime girmesini istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililer de hocam siz Cumhurbaşkanının mı kazanmasını istiyorsunuz diye bana kızabilirler. Kızıyorlar da. Olabilir bu. Arkadaşlar benim derdim demokrasi, çok seslilik, tekelleşmenin bitmesi. Çünkü eğer AK Parti bu tür bir ezici sonuca ulaşırsa ve yeniden Refah Partisi'nde sürekli kendi içine alabileceğini bilirse artık hiçbir endişeye mahal yok onun için. Sayın Özgür Özel istediğini söylesin. 60 ay şimdi kaldı, 53 ay, 54 ay. O makam aracına bol bol binsin. Başka hiçbir şey yapamaz. Eğer İstanbul seçimini kaybederse zaten 1 Nisan'dan sonra Sayın Kılıçdaroğlu atağa geçer. O ayrı bir konu da. Yani ondan sonra istediği kadar muhalefetçilik yapsın. Ama benim söylediğim şu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor? Hocam benim CHP'yi birazdan ayrı başka olarak konuşacağız. YRP, AKP'yi konuşalım. Onu konuşacağım. Oradan gidip sonuca varacağım. Sayın Erdoğan eksenli siyaset yapıyor. Sayın Erdoğan nefreti üzerinden Türkiye'yi kucaklayamazsınız. Onun her dediğine ve yaptığına kategorik olarak hayır demekle siyaset yapılmaz. Yapıldığında alınan sonucu 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde gördük. Türkiye'de TOG markalı otomobil imal ediliyor. Devamlı parçaları dışarıdan geliyor. Şu kadar pahalı kardeşim. Bu arabaya şöyle böyle, bu araç Türk malı mı? Türk işçisi çalışıyor mu? Sen daha da geliştireceksin, git o fabrikayı gez. Yoksa astronot yollamış, hemen emekli maaşı 10 bin lira, şu kadar emekli maaşı eder dediğinde kaybediyorsun kardeşim. Çünkü niye? Kategorik redcisin. Ha bunun karşısında yeniden Refah Partisi var. Benim gördüğüm o. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eti budu bu. Ne uzalır ne kısalır. Çünkü ikna edemiyor o kitleyi. O kitleyi ikna edecek alternatif yeniden Refah. Yoksa ben yeniden Refah Partisi'nin üyesi değilim. Hiçbirisini de tanımıyorum. Programda belki bir iki yöneticisini görmüşümdür. CHP'nin alternatifi mi yeniden Refah hocam? Hayır. AK Parti'nin alternatifi. Ha. Cumhuriyet Halk Partisi zaten kendi kendisinin alternatifi. O zaten başka bir muhalefete ihtiyaç duymayan bir parti. Devamlı bakın devamlı siyaha beyazı, siyaha beyaz, beyaza siyah demeye devam edersen böyle yerinde sayarsın. Millet ne diyor? İyi olanı takdir et, kötü olanı eleştir. Önüne getir. Bak bu anlamda yeniden Refah Partisi önemli diyorum. Kategorik olarak her şeye hayır demiyor. Çiftçiye destek hamlesini beğeniyor. Ama ürüne teşvik ver diyor. Evet maaşları artıralım ama denk bütçe için ilk önce devlet tasarruf etsin diyor. Hocam bu noktada şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi her şeye red demiyor CHP. Şehitlerin ardından 9 şehidimizin ardından 12 şehitten bahsetmiyorum. Ortak metne imza attı. Bu sefer de niye imza attı diye saldırdılar. Bitireyim şunu. Bir defa Cumhurbaşkanı'nın siyah dediği doğru bile olsa beyaz diyor. Onu biz görüyoruz. Hocam ortak metne imza attılar işte. Şimdi, ya ortak metne imza attılar. Ne hangi metne imza attılar? İki hafta önce niye atmadınız diye saldırıyorlardı. Bak, İki hafta sonra attılar yine saldırdılar. Bak bir şey söyleyeceğim. O bir meclisteki metinler üzerinden gidiyorsan zoraki bir metni imzalamışlar. Çok önemli değil. Benim söylediğim esasa müessir hadiselerdi. Şöyle söyleyeyim size. Devam ediyorum. İşte bu sözler muhafazakar kesimde ses getiriyor. Bu kesimde klasik Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin inandırıcılığı maalesef yok. Sayın Yavaş ve İmamoğlu niçin popülariteleri itibariyle şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde? Önünde olmasının sebebi şu. Çünkü halk devamlı negatif elektrik veren insanlarla beraber olmak istemiyor. Bundan dolayı yeniden Refah Partisi ne kadar çok oy alırsa AK Parti de neden, nerede hata yapıyorum diye düşünmeye başlayacak. Öbür türlü Sayın Erdoğan için, Sayın Özel bence kolay bir rakip ve kolay bir muhalif. Sayın Kılıçdaroğlu için daha önce söylediği sözleri kopyala yapıştır yapıp Sayın Özel'e söylüyor şimdi. Yaptı o. O da Sayın Erdoğan'a... Hocam Yeniden Refah Partisi AKP'ye konuşacaktık biz. O da bir saniye. Şimdi bitiriyorum. O da Sayın Ama Erdoğan'a... Ama onu ayrıca anlatacaksınız. O da Sayın Erdoğan'a cevap vererek muhalefet yaptığını zannediyor. Şimdi ben Sayın Mehmet Altunöz'e soruyorum bakın burada. Şimdi izliyorsa. Yap işlet devret bütçeyi bitirdi diye bugün haber çıktı. Yap işlet devret modeliyle ne kadar paraların harcandığı ortada. Kendisi mutlu mu? Kendilerine 30 maddelik mutabakatına bu uyuyor mu? Bunlar denk bütçeye uygun mu? Bunlar devletin gerçekten tasarrufa gittiğini, yap işlet devletlerden kaynaklanan yükü azalttığını gösteriyor mu? Sayın Mehmet Altunöz'e ben buradan soruyorum. Kendileri cevap versinler. Ekonomide ortaya koyduklarının peşinden dürüst bir şekilde gitsinler.
Kendileri Cumhur İttifakı'na dahil olduklarındaki 30 maddelik mutabakatın hangisinin yerine gelip gelmediğini açıklayacak. Ona göre hiçbirine girip girmemeye karar verecekler. Ve şöyle söyleyeyim. Yani bu Yeniden Refah'la ilgili son kısım. Son olarak söylüyorum. Yeniden Refah Partisi'ni ümit gören seçmen, çare gören seçmen, ona güvenen insanları tekrar yeni bir vagonda toplayıp AK Parti'ye eklememesi gerekir. Lokomotif olun ki diğer vagonlar size eklensin. Böylelikle hedefe kendi çabanızda ulaşırsınız. Kimseye vagon olmayın. Lokomotif olun. Alın, önce olun, çare olun. Yeniden Refah Partisi'nin muhafazakar, mütedeyyin kesim seçmenle ilgili bunu yapabilme gücü, kabiliyeti var. İnandırıcılığı var. Çünkü o seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne asla inanmıyor. Ve bu yönetimine de inanmayacak. Bu yönetimine de oy vermeyecek. Zaten ben biraz önce hani sözümün başında bir dersten bahsederken o dersin nasıl olacağını göreceğiz. Gerçi belediye seçimleri tam bunun göstergesi olmaz. Çünkü bu bir cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi değil. Ama siz ısrarla bu kadar şehit geldikten sonra tamam AK Parti'nin hatası olabilir, Cumhurbaşkanı'nın hatası olabilir, güvenlikten onlar sorumludur. Sayın Özgür Özel, ben Sayın Özgür Özel'in hakkını her yerde teslim eden bir insanım. Ama halkın ciğeri bu kadar yanmışken, kavrulurken siz buna rağmen terörle arasına mesafe koyamayan, onu reddedemeyen, en azından o partinin yöneticileriyle oturup kapalı kapılar ardından dahi olsa işbirliği görüşmeleri yapamazsınız. Yaptığınız zaman bunun bir bedeli olacaktır. Ha bu bedel ödenir ödettirilir. Sayın İmamoğlu'nun o duruşu, popülaritesi öne geçer. Bu sıkıntıyı azaltır bilmem ama soksun bakalım İmamoğlu'ndan başka bir aday İstanbul'da zerre kazanma şansın var mı? Yok. İstanbul'da Yeniden Refah Partisi aday çıkaracak mı sizce? Vallahi çıkaracak gözüküyor. Şu anda bu gitmişlerse, siz öyle söylediniz. Bir görüşme gerçekleşmişse ve Yeniden Refah Partisi gidiyorsa demek ki bu görüşmeyi niye gidersiniz? Bu kadar görüşmenin ardından ki pazarlığın bu kadar uzamaması gerekirdi. Hoş da değil seçmen karşısında. Yeniden Refah Partisi'ni de zor durumda bırakıyor. Yani siz stepli yedek lastik olamazsınız. Siz işbirliği diyorsunuz. İşbirliğine girerken şunu millete anlatmanız lazım. Ey halkım, ey bir seçmenim. Ekonomi konusunda ben şu vaatlerde bulundum. Fakat bunlar yerine gelmedi. Yerine gelmediği bir yerde ben gücümü, en azından etkimi ayrı girerek göstermem gerekiyor. Çünkü niye? Çoğulcu demokraside eğer AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı Yeniden Refah'ın kendi seçilmesi partisi bakımından bir tehdit, tehlike olduğunu hissederse kendisine çeki düzen verir. Ama siz artık kendi kendinize muhalefet olma aşamasına gelmişseniz, hiçbir partisi tehdit edemiyorsa, belediyeler dahil her yeri kazanıyorsanız artık Türkiye Cumhuriyeti'nde bundan sonra kalan genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar herkes havanda su döver, bir yaprak kımıldatamazsınız. Sayın Özgür Özel değil, ana muhalefet partisinin genel başkanı, neyin genel başkanı olursa olsun sadece konuşur. Sayın Erdoğan'la polemiğe girmeye devam eder. Ama İstanbul'da eğer İmamoğlu kazanırsa, eğer Ankara'da kazanırsa, söyleyin ismini, Mansur Yavaş kazanırsa, elbette çoğulcu demokrasi adına bu çok faydalı olacaktır. Bir ümit olacaktır. Bir devam olacaktır. Ama düşününüz ki gözlerinizi kapatın. Ankara'da biraz uzak ihtimal gözükse de iki büyük ilde AK Parti'nin kazandı. Artık her şey bitmiş oluyor. Yani siz bir ele teslim oluyorsunuz. İstanbul'u niye Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar çok istiyor? Nedir yani? Çok İstanbul aşkından mı? Hayır, değil. Çünkü İstanbul Belediyesi bütçesi, ihaleleri müthiş büyük, devasa. Bu devasa ihalelerin olduğu bir yerde burayı elbette elinde tutmak istiyorum hocam. Yeniden Refah Partisi AKP'nin adayını desteklerse İstanbul üzerinden gidelim. Yeniden Refah Partisi böyle bir karar alırsa Yeniden Refah Partisi'nin seçmeni AKP'nin adayına mı gider? Gider. AK Parti'nin adayına gider. Çünkü DEM Partisi'nin gibi değil. Yani seçmeni gibi değil. Yani bir defa şöyle bir şey var muhafazakar kesimde. O bir mütedeyyin olmanın gerektirdiği bir lidere bağlılıkla birlikte toplu hareket ediyorlar. Eğer ayrı aday çıkarırsa Yeniden Refah Partisi, o adaya oy verirler kendi kitlesi olarak. Ama İmamoğlu'nu destekliyorum derse İmamoğlu'na gidip vermezler. Yani döner şeye verir yine. Sayın Kurum'a verir. O anlamda ayrılır. Çünkü onu kendi değerlerinde farklı. Yani Sayın İmamoğlu'nun İmam Hatip mezunu olması, Kur'an-ı Kerim okuması, sağ kesime daha yakın olması hiç önemli değil onun için. Çünkü biraz önce neyi söyledi İsmail kardeşim? Dedi ki, yani bir 5 yıl daha İmamoğlu'nun yönetmesini istemiyoruz. Bunu Suat Kılıç söyledi. Yani niye söylüyor bunu? Evet. İmamoğlu'nu esasına baktın mı özüne sözüne, çok da yakınlar birbirlerine. Ama arkasında hareket ettiği kitleyi kendilerine yakın görmüyorlar. Maalesef bu Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir kutuplaşma var. Biz bu kutuplaşmanın önüne geçebilmek için zaten
yeniden bu birliktelikleri istiyoruz. Yani o redci yaklaşım, biraz önce söylediğim dört başlıkta topladığım yeniden refahla bazı politikalarda ayrı düşmemiz, tamamen küsmemiz ve birlikte yol almayacağımız anlamına gelmez. Zaten yeniden refah partisinin ben Sayın İmamoğlu'nu desteklemesini de istemiyorum. Öyle bir desteğin peşinden gitmez yeniden refah seçmeni. Sadece siz belki öyle düşünüyorsunuz, ben Türkiye'nin geleceği için, AK Parti'nin kendisine çeki düzen vermesi için, meydanın boş olmadığını anlaması için, alternatifinin olduğunu görmesi için. Çünkü Yeniden Refah Partisi'nin şu bahsettiğiniz tartışmalı konular dışında ekonomiyle ilgili söylediği sözler mükemmel. Keşke yapılabilse, keşke olsa. Şunu söylüyor, bundan daha büyük bir söz var mı? Devletin bizatihi kendisi tasarruf etmek zorunda diyor. İsraf etmeyin artık diyor ya. Yapmayın diyor, milletin parasını orada burada çarçur etmeyin. Bu çok güzel bir söz. Bunu yapabilmek, bunu yaptırabilmek, bu güzel bir şey. Efendim burada şu konuda öyle düşünmüş, burada bu konuda öyle düşünmüş. Söylemek işte maalesef. Ya tabii olabilir. Hayata onlar geçirmek lazım. Ayrışabiliriz, ayrı düşünebiliriz. Unutmayınız ki 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı Sayın Necmettin Erbakan rahmetli ve rahmetli Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olarak, Milli Selamet Partisi'nin lideri olarak karar aldılar. Bu ülkenin âli menfaatleri için fikirlerimiz, ideolojilerimiz farklı olsa bile biz birleşebiliriz. Bir sıkıntı olsa, gökten taş yağsa kim birleşecek? Biz birleşeceğiz. Yani sağdan soldan, Bulgaristan'dan, öteden beriden gelenler mi bizi kurtaracak? Biz kendimizi kurtaracağız. Bu ülkenin evlatları olarak kurtaracağız. Ayrışmamaya çalışıyoruz zaten. Ona karşı koyma gayretindeyiz. Bütün söylediklerimiz, sözlerimiz o. Mesele vatan millet olduğunda her şeyi bir kenara koyabiliyoruz. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da, Ankara'da, başka memleketlerde, memleketin başka vilayetlerinde ayrı girmesi bence belediyeler özelindeki küçük hesaplarda şunun kazanması, bunun kazanması için benim açımdan önemli değil. Ben AK Parti'nin bu kadar rahat hareket etmemesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü %50+1'de yeni yönetim sisteminde Serap Hanım 60 ay muhalif kaldığınızda yaprak kımıldatamıyorsunuz. Öyle maalesef hocam. Belediyeleri de kaybettiğinizde elinizde avucunuzda hiçbir şey kalmayacak. Gençler ümidini kaybediyor. Bak İmamoğlu kaybetmez İsmail. Eğer İstanbul seçimini İmamoğlu kaybederse, kurum kazanırsa kaybeden muhalefet olur, kaybeden millet olur. Ben size söylüyorum. Onun için halk taban destekleyebilir diyorum. Bak DEM Partisi'ne rağmen diyorum. Hatta Yeniden Refah Partisi'ne de rağmen. Hala kazanma şansı vardır. Muhakkak, ama bir işin matematiği var. O matematiğe baktığınızda eğer Cumhur İttifakı %48'lik bir blokla kalırsa, oradan kopma olmazsa, Sayın İmamoğlu için anketler neyi gösterirse göstersin risk var. Aynısını Ankara'da söylemek mümkün değil. Ankara'da Sayın Mansur Yavaş'ın şansı en azından şu andaki vaziyette daha fazla gözüküyor.